Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size dantel masa örtüsü, dresoru örtüsü, sehpa örtüsü nasıl yapılır göstermeye çalışacağım. Eğer istiyorsak tam masamızın orta kısmına bu şekilde motiflerimizi ikişer ikişer daha fazla yaparak daha sonra en son köşelerine bu şekilde birleştirerek uzun dresör örtüsü, masa örtüsü, sehpa örtüsü yapabiliriz. Ya da bütün böyle motifleri birleştirerek daha büyük masa örtüsü yapabiliriz. Yapımı çok kolay. Eğer istiyorsak böyle renkli de yapabiliriz. Göstermek amaçlı bu şekilde ben renkli olarak da yaptım. Eğer istiyorsanız daha açık pembe, daha açık renklerle bu şekilde renkli de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Üzerine süs eşyalarını koyarak dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Motiflerimiz dantel motiflerimiz bu şekilde. Şimdi bunları nasıl yaptım sizlere anlatmaya çalışacağım. İplik olarak Alizabella pamuk iplik kullandım. Bu şekilde. Tığ numaram 2,5. Şimdi nasıl yaptım göstermek istiyorum. İlk önce ilmik atıyorum ipliğimize. Ve 6 defa zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve köşeden birleştiriyorum. 1, 2, 3, 3 defa zincir çekiyorum. Ve halkamızı 24 defa ikili trabzanla dolduracağım. Çekmiş olduğum zincirle beraber 24 defa ikili trabzan örmüş olacağım. Gibi 24 defa ikili trabzan ördüm. Şimdi 1, 2, 3, halkamızı birleştiriyorum. İpliğimizi arkadan biraz çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 3 defa zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza batıyorum ve yarım bırakıyorum. Doluyorum, yandaki halkamıza batıyorum ve yarım bırakıyorum. Hepsini birden topluyorum. Orta kısmına 4 defa zincir çekiyorum. İki, üç, dört. Doluyorum, yandaki halkamıza batıyorum. Aynı şekilde yarım bırakıyorum, doluyorum, yarım bırakıyorum, doluyorum, yarım bırakıyorum bu şekilde ve hepsini birden topluyorum. Tekrar 4 defa zincir çekiyorum. 3, 4. Tekrar yarım bırakıyorum, doluyorum. Yarım bırakıyorum. Ve hepsini birden topluyorum. Orta kısmına 4 defa zincir çekiyorum. Ve bu şekilde
Buraya kadar devam ediyorum. Şimdi sonuna kadar geldim. Hemen buradan bir, bir, iki, üç ve birleştiriyorum. Bu şekilde yan tarafa geçiyorum. Ortası oluştu. Şimdi 3 defa zincir çekiyorum. Halkamızı 6 defa ikili trabzanla dolduracağım. Çekmiş olduğum zincirle beraber 7 defa ikili trabzan örmüş olacağım. Ve ortaya bir defa zincir çekiyorum. Şimdi tekrar halkamızı 7 defa ikili trabzanla dolduracağım. İki, dört, altı ve yedi. Şimdi tekrar bir defa zincir çekiyorum. Aynı şekilde halkamızı 7 defa ikili trabzanla dolduracağım bu şekilde. Üç, dört, beş, altı ve yedi. Bir defa zincir çekiyorum. Aynı işlemi bütün halkalarımıza uygulayacağım. Buraya kadar öreceğim. Gördüğünüz gibi son halkamızı da yaptım. Bir defa zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 3. halkamızdan birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sıra iç kısma bu şekilde batıyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde 5 defa ikili trabzan öreceğim. Çekmiş olduğum zincirle beraber bu şekilde. Burada boşluk bırakıyorum. 3 defa zincir çekiyorum. 3 yandaki halkamıza batıyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Halkamıza batıyorum. Ve 5 defa ikili trabzan örüyorum. Üç, dört ve beş. Bu şekilde tekrar 3 defa zincir çekiyorum araya ve birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum ve halkamıza batıyorum, ikili trabzan örüyorum. 5 defa ikili trabzan örüyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 defa ikili trabzan, aralara 3'er defa zincir çektim ve bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi son kısmına geldim. Şimdi birleştiriyorum. 1, 2, 3,
Bu şekilde tekrar bir sıra içeri batıyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. 3 defa ikili trabzan örmüş oluyorum bu şekilde. Şimdi 3 defa zincir çekiyorum. Halkamıza batıyorum. Ortaya 4 defa zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Halkamıza batıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Ve köşemize batıyorum. 3 defa ikili trabzan örüyorum. 3. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum. Ortaya 4 defa zincir çekiyorum. 3, 4. Halkamızdan birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum. Ve 3 defa ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Yine son kısmına geldik. 3 defa zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde ortaya batmış oluyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Halkamıza batıyorum. Doluyorum. Tam ortaya batıyorum. Ve 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. 3 defa zincir çekiyorum. 3. Aynı halkamıza tekrar 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. Ve köşemiz oluştu. Şimdi halkamıza batıyorum, birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Halkamıza buradan batıyorum, birleştiriyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Ve tam ortaya batıyorum. Buraya 4 defa zincir çekmiştik. 4 defa ikili trabzan örüyorum. Şimdi birleştirme nasıl yaptım? Göstereceğim. Bir defa zincir çekiyorum. Şimdi buraya birleştirmeyi nasıl yaptım göstereceğim. Eğer bu köşe kısmını yapmıyorsak, buraları birleştireceksek, aynı bu şekil örüyorum ve buradan birleştiriyorum. Şimdi bu kısmını nasıl birleştirdim göstereceğim. Eğer buradan birleştiriyorsak bu şekilde motiflerimizi buradan aynı işlemi yapıyoruz.
Şimdi gördüğünüz gibi tam bu köşeye batıyorum. Bir defa zincir çektim. Gördüğünüz gibi bu tam köşemiz. Tekrar bir defa zincir çekiyorum. Birleştirdim. Şimdi halkamızı 4 defa tekrar ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde. Bir defa zincir çekiyorum. Şimdi buradan birleştireceğim. Buradan birleştirirken bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra buradaki yapacağım işlemin aynısını buraya ve buraya uyguluyoruz. Batıyorum. Bir defa zincir çekiyorum. Tam ortaya batıyorum. Bu şekilde. Bir defa zincir çekiyorum. Tekrar bu köşemize batıyorum. Ve birleştiriyorum. Buradaki halkamıza batıyorum. Buradan da birleştiriyorum. Burası ortaydı. Buraya 4 defa zincir çekmiştik. Şimdi tekrar burası köşeye. 4 defa ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 ve 4. Bir defa zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan birleştireceğiz. Buradan batıyorum bu şekilde. Bir defa zincir. Tekrar birleştiriyorum. Şimdi aynı halkamıza tekrar 4 defa ikili trabzan örüyorum. Üç ve dört. Gördüğünüz gibi burası birleşti. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Bir defa zincir çekiyorum. Şimdi bu halkamıza batıyorum. Birleştiriyorum. Tam ortaya batıyorum. Bu şekilde bir defa zincir çekiyorum. Ve buradaki halkamıza batıyorum. Ve birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde. Burası orta kısmı. Köşemiz. 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Bir defa zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi köşemizden birleştiriyorum.
Ve 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi bu köşemizi burada yapmış olduğum işlemin aynısını yaparak birleştirdim. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. Bu şekilde 3 defa zincir çekiyorum. Halkamıza batıyorum. Burası orta köşe. 4 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 3 defa zincir çekiyorum. Tekrar 4 defa ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde köşemize batıyorum, birleştiriyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını burada yapacağım. Bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum bu şekilde. Bir defa zincir çekiyorum. Ve ipliğimizi kesiyorum. Bu şekilde motifimiz oluştu ve birleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ütüledim de çok güzel oldu. Motiflerimiz bitti, birleştirdim. Ne istiyorsak yapabiliriz. Masa örtüsü, sehpa örtüsü. Ne istiyorsak o şekilde şekil vererek, birleştirerek yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.